Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda 5. sezon 23. bölüm olan Devrim'in analizini yapacağım. Hadi başlayalım. Bölümün başında Chloe'nin röportaj yaptığını görüyoruz. Bugünden itibaren süper suçlular Monarch, Uğur Böceği ve Kara Kedi kanun dışı ilan edildi diyor. Yeni robotlarım da Paris'teki kanunlarımı uygulayacak diye de ekliyor. Uğur Böceği ve Kara Kedi de bunu izliyor. Kara Kedi Chloe'nin kuralları koymasına izin veremeyiz, gidip onu durduralım diyor. Ama Uğur Böceği hayır, o şu an akumalı değil, bunu yapamayız diyor. Daha sonra eve dönüyorlar ve haberleri açıyorlar. Bazıları Chloe'nin iyi bir kural koyduğunu söylüyorken bazıları da bunun çok saçma olduğunu söylüyor. Ardından Plek Adrian'a Marinette'i aramasını, Londra'ya gideceğini ama belki onun yardım edebileceğini söylüyor. Belki bahsettiğin çözümü bulur deyip Adrian'ı ikna ediyor. Adrian tam arayacakken Marinette arıyor ve haberleri açmasını söylüyor. Adrian da endişelenme, bu uzun sürmez diyor. Birilerinin bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Marinette herkesi arayacağım, bunu birlikte çözeceğiz diyor ve telefonu kapatıyor. Ardından Chloe'nin yeni robotların Gabriel ve Bayan Surugi'nin işi olduğunu görüyoruz. Daha sonra Layla'yı gizli yerinde görüyoruz. O da Chloe ile Gabriel'in röportajını izliyor. Ve buradan görüyoruz ki aslında Chloe'yi yönlendiren Layla'ymış. Daha sonra Monarch'ı görüyoruz. O da diyor ki Chloe her şeyi mahvedecek. Bayan Surugi de diyor Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin harekete geçmekten başka çaresi kalmayacak. Monarch da diyor bir gençle savaştıkları için güçlerini kullanmayacak ama biz kullanıp mucizeleri onlardan alacağız diyor. Birkaç mucizenin gücünü alıp Chloe'nin yanına ışınlanıyor. Monarch sorun değil, seninle ittifak kurmaya geldim diyor. Chloe ise hayır diyor. Layla kulaklıktan ittifakı kabul etmesini söylüyor ve Chloe de tamam deyip ittifakı kuruyor. Monarch da onu kandırıp akumalıyor. Robotlara da koruma, güç, kararlılık, eylem ve gösteriş yapma güçlerini de aktarıyor. Daha sonra Adrian'ı okulda görüyoruz. Bugün o gün her şeyi Marinette'e açıklayacağım diyor. İçeri giriyor ve bir protesto olduğunu görüyor. Nino gelip bu Marinette, Alia ve Mila'nın fikriydi diyor. Hemen ardından da Chloe geliyor. Zoe, Bayan Rüstier ve Bay Demokles göreve dönene kadar sınıfa geri dönmeyeceği istiyor. Chloe de kameralara bakıp bunlar beni tehdit falan ediyor diyor. Chloe şehirde her istediğini yapmaya devam ediyor. Sonra Marinette eve geliyor. Chloe annenle babanı tutukladım diyor. Sonra da robotlar Marinette'i donduruyor ve onu bir yere enşınlıyorlar. Ardından Adrian Marinette'i arasa da açan yok. Marinette'in evine geliyor, gene kimse yok. Bunun Chloe'nin işi olduğunu anlıyor ve belediye binasına gidiyor. Chloe Adrian'ın onun Londra'ya gideceğini ama bunu Marinette'e söylemediğini ve gidip sırrını Marinette'e söylemekle tehdit ediyor. Ne söylersem onu yapmak zorundasın diyor ama Adrian ise bunu kabul etmiyor ve onu da dondurup ışınlıyorlar. Böyle değişik bir yere geliyor ve görüyoruz ki Chloe şehirdeki birçok kişiyi buraya göndermiş. Adrian ve Marinette ise gizlice dönüşüp kaçmayı başarıyorlar. Buradan da görüyoruz ki burası futbol sahasının içindeymiş. Ardından Chloe'nin müzenin önünde konuşma yaptığını görüyoruz. Bu sefer akumalı olduğu için Uğur Böceği ile Kara Kedi onu durdurabiliriz diyor ve Uğur Böceği şanslı tılsımını kullanıyor. Ve Uğur Böceği halktan yardım istiyor. Halk yardım etmeye geliyor. Surugi'nin bilgisayarı düşüyor ama alamadan o ve Gabriel kaçıyorlar. Ve işte artık Uğur Böceği ile Kara Kedi onlar istemedikçe geri dönüşmeyecekler. Gabriel bunu neden olduğunu Nuru'ya soruyor. Nuru da sanırım büyümüş olmalılar diyor. Ardından Gabriel'a Surugi kaçıyorlar. Bayan Tübüstiyer de Chloe'nin akumasını çıkarıyor. Uğur Böceği akumayı serbest bırakıyor. Chloe'nin babası Chloe'yi alıp gidiyor. Sinsilayla ise Surugi'nin bilgisayarını çalıp kaçıyor. Ardından kutlamalar başlıyor ve çocuklar Bayan Büstiyer'e başkan adayı olmanızı istiyoruz diyorlar. Zaten 24. bölümde görmüştük. Ardından Chloe ile annesini görüyoruz. Chloe'nin annesi Londra'ya tatile gitmeyeceğini, üstüne ona baskı uygulayacağını söylüyor. Daha sonra Adrian eve geliyor. Gabriel git bavullarını topla, Londra uçağı bir saat içinde kalkıyor diyor. Ve babası onu zorla gönderiyor. Arabada gitmek istemediğini söylese de babası fikrinden dönmüyor. Adrian da telefondan Marinette'i arayıp her şeyi anlatıyor. Marinette de ağlayıp yere yıkılıyor. Ardından sözümü tutacağım, seni asla terk etmeyeceğim deyip gidiyor. Gabriel'la Surgen'in konuştuğunu görüyoruz ve Gabriel Kagam ile Adrian'ın Londra'da güvendeyken Kemal Alliance operasyonuna başlatacağız diyor. Hemen ardından Marinette geliyor ve Adrian gitmeden son bir kez öpüşüyorlar. Ardından onları ayırıyorlar ve uçak kalkıyor, Adrian Londra'ya gidiyor. Daha sonra Chloe Marinette'i arayıp Adrian'ın Londra'ya gideceğini, Marinette'in de üzüleceğini söylüyor. Marinette her şeyi biliyorum ama Adrian beni seviyor, saçma olan sensin diyor. Ardından Layla'yı görüyoruz, kırılan bilgisayar tamir ediyor ve bölüm burada sonlanıyor.
Bu bölümdeki en önemli şeylerden biri, hatta belki de en önemlisi, artık Gurbece ile Kara Kedi'nin büyümüş olmaları ve güçlerini sınırsız olarak kullanabilecek olmaları. Her neyse, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.